Şahinoğlu grubun katkılarıyla Yöremiz Töremiz başlıyor. Yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri, haydi. Güzel yaylaları, şirin köyleri, gel de vur kardeşim bizim elleri. Kargıyla boya batın arası, Gölet köyü Cemil Bey'in yuvası, haydi. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de vur kardeşim bizim köyleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, şu an Çorum Osmancık Yukarı Zeytin'den doğru çıktık. Yola bakmadık sağa sola. Sinop Erfelek'te verdik mola. Şu an Erfelek Devlet Su İşlerimizin barajının olduğu yerdeyiz. Buradan şimdi Tatlıca şelalelerine doğru gidiyoruz. Evet, hani diyorum ya Sinop şiirimde de Türkiye'li dağ lalesi var Erfeleğin Tatlıca şelalesi. Bunun için işte diyorum eğleşmesin hiçbir yerde Sinoplu'nun sülalesi. Dediğim gibi şimdi Sinop, Erfelek, Tatlıca şelalelerine doğru ekibimizle birlikte gidiyoruz. Haydi bakalım, bizi izlemeye devam edelim. Sevgili izleyiciler, Sinop'umuzun Erveley'in işte Tatlıca şelalelerinin olduğu yerdeyiz. Bu arkamda gördüğünüz su değirmeni eskiye ait. Çift sürerde kara sapan patlardı, ele yaktaban çile çekerdi rahmetli dedem babam, zor elde edilirdi ekmek. İşte buğdayları getirip köylü vatandaşlarımız burada un üütüyorlardı. Sonra da ekmeğimizi, ekmeklerini yapıyorlardı, çöreklerini yapıyorlardı. Tatlıca şelaleleri sanırım 30'a yakın, 31-32 tane böyle gördüğünüz gibi şelalesi var Sinop Erfelek'imizin. Sinop Erfelek bambaşkadır. Yeşilin her tonu olduğu bir memleket. Gerçekten gördüğünüz gibi görüntülerde de vatandaşlar buraya her yıl akın akın ziyaret eder. Aynı Sinop şiirinde söylediğim gibi. Sinoplu'nun dışında da diğer memleketlerden de ve turistler de gelmektedir. Sinop Erfelek Tatlıca şelaleleri işte burası. Gelmek istiyorsanız çıktığınız zaman yola bakmayın sağa sola. Gelin Kastamonu Taşköprü Boyabat'a doğru yola. Dönün Boyabat'tan sola. Açık kapıdır gelen her kulağa. Bizim memleketimiz güzel Sinop'umuz. Evet, Sinop'umuzun Erfelek ilçemizin Tatlıca şelaleleri görüntülerle sizi baş başa bırakıyoruz. Kargı ile Boyabat'ın arası, Gölet köyü Cemil Bey'in yuvası, haydi. Şair Zeynel Sinoplu'nun sevdası, gel de vur kardeşim bizim köyleri, haydi. Evet sevgili izleyiciler, Sinop Erfelek Tatlıca Şelalelerinin sosyal tesisleri burası. Sevgili dayım buraya düzeni kurmuş yola, gelen giden versin diyor mola. Güzel hizmet gelen her kula, sonumuzda hayırlı ola. Okla aç, yastla aç, gözleme ayıran, olursa diyor dayım buyuran, vallahi olur burada diyor, karnını doyuran. Evet dayı, seni bir tanıyalım, adın neydi? İsmet Demir.
İsmet abi Sinoplusun. Ayancıklıyım. Ayancık. Evet, Sinop'un Ayancık kazasındanım. Akören köyünden, merkez Akören köyündenim. Burada bir tesis açtık. Şelalede vatandaşlarımıza hizmet etmeye çalışıyoruz. Gelenler de sağ olsun, gidenler de sağ olsun. Herkese helalleş olsun. Bizler hizmet etmeye çalışıyoruz, devamlı gözleme yapıyoruz. Meşrubat, ayran, kola, benim işim gözlemecilik. Verilseler mola. Hizmet ediyorsun her kola. Her kola hizmet ediyoruz. Artı bizim burası da köy muhitimiz. Köyümüzün muhitidir. Şimdi burası Erfele'ye bağlı ilçe olarak ama... Oturduğumuz yer şu anda Ayancık. Ayancık. Sınır nereden? Sınır Irmakkeser. O bir taraf Erfelen. Yani yolun bu yana Ayancık ilçemize bağlı. Ayancık. O tarafı Erfele ilçemize bağlı. Evet, anladım. Evet. Ayancık demişken de buradan sevgili Ayancıklı dostlarımıza... Ayancıklı dostlarımıza, Opet Yaşar abim olmak üzere, belediye başkanımız Ayhan Ergün'e, Çevik Naldur Nihat abiye, Kemal Açıkgöz abime ve tüm dostlarımıza. Muhtar Yılmaz, Akören Köyü Muhtar, Yılmaz Özünlü'ye teşekkür ediyoruz. Özünlü deyince iş adamımız Zeki Özünlü'yü de unutmayalım. Hepsine saygı, sevgi, selamlar gönderelim. Ve sevgili dostum, rahmetli Nurettin Kırbacı'yı da rahmetle anıyorum buradan sevgili dostuma. Mekanı cennet olsun. Evet abi, seni bir tanıyalım şimdi. Nuri Demir. Nuri Demir. İsmet abinin ne oluyor? İsmet Bey'in kardeşiyim. Ha, kardeşiz. Evet. İkiniz de mi berabersiniz burada? Yanında yardımcıyım ben. Yardım ediyorsun. Yardım ediyorum. Emeklilik var. Kendimi emekli değilim. Değilsin. Eşim emekli. Ha, eşiniz emekli. Fark etmez. Abaya atıyorsun. Burada mı hep yatıyorsun? Evet. Yaşama yaşam katıyorsun. Evet. Allah sağlık sıhhat versin. Gerçekten bizim memleketimiz 10 numara, arnamız tertemiz yer. Yeşilin de her tonunun bulunduğu bir yer. Evet. Nasıl şelaleye rağbet var mı buraya gelen giden? Sinoplu'nun dışında da ziyaretçilerimiz var mı? Türkiye'nin genelinde. Türkiye'nin her yerinden. Urfa'dan, Mardin'den, Diyarbakır'dan, Türkiye'nin genelinden yani Adana'dan, Ankara'dan. Ekseri Ankara, Tokat çevresi çok, Çorum, Samsun, Bafra bu vilayetlerden çok yani gelen oluyor. Batı Karadenizli daha çok uğrak geri. Trabzon'dan çok gelen oluyor. Gelenden hepsinden Allah razı olsun. Yani Sinop'umuzun Türkiye'li dağ lalesi var, Erfeleğin tatlıca şelalesi. Evet. Eğleşmesin hiçbir yerde Türkiye'linin sülalesi. Çıktıkları zaman yola bakmasınlar sağa sola, gelsinler Kastamonu, Taşköprü, Boyabat'a doğru yola, dönsünler Boyabat'tan da sola, açık kapıdır gelen her kula bizim memleketimiz, güzel Sinop'imiz ve ilçelerimiz. Evet, Erfelek şelalelerine gelsinler. Evet, gelsinler. Türkiye'nin genelini bekliyoruz. Gelene herkese teşekkür ediyoruz. İşte bir çayımızı içiyor, gözlememizi iyi, gözlememiz gayet çok güzeldir, tazedir. Organik. Organiktir. Hanımım hemen yapıyor gözlemeyi. Hemen sıcak sıcak veriyoruz. Vallahi sen düzeni vurmuşsun abi. Memnun kalıyor yiyen müşterimiz. Meşrubat üzerine çay, kola, fanta falan işte bazı şeyler bunlar. Yani gelen misafirlerimize iyi davranıyoruz. Hizmet etmeye çalışıyoruz. Yani sen yapıyor çayı da tavanın arasından, korkmuyor içenler parasından, evet, parayla geliyor trak trak da yanında da bilader mi çırak? Kardeşim var yanımda. Yanında da yardımcı. Bayramlarda kızım geliyor İstanbul'dan, o yardımcı oluyor. Hanımla biz ikimiz de emekliyiz. Anladım. Bu tesiste çalıştırmaya çalışıyoruz. Gelen vatandaşıma da hizmet etmeye çalışıyoruz. Anladım. İsmet abi size hayırlı işler, bol güneşler diliyorum. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ağzınıza evet. Sağlık. Bizi neşelendirdiniz. Ne demek? Evet sevgili izleyiciler, şimdi Erfelek Merkez'de belediyemizin düzenlemiş olduğu bir program var. Oraya yarın da güreşlerden çekimlerimiz olacak. SİNDEF Genel Başkanı Sayın Engin Kırmızıgül, yine Sinoplu İş Adamı Sayın Musa Can, değerli Erfelekliler, değerli konuklar, müzik eğlence konser programına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz efendim. Bugün Türk tarihi için önemli ve büyük bir gün. Bugün
30 Ağustos. 30 Ağustos Zafer Bayramınız, Zafer Bayramımız kutlu olsun, mutlu olsun efendim. Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Erfelek Belediyesi'nce düzenlenen konser programı için buradayız. İnşallah güzel, eğlenceli bir gece geçireceğiz. Sayın Başkanımıza bu etkinlikler nedeniyle verdiği destek için ve şu an aramızda bulunan iş adamları Sayın Engin Kırmızıgül, Sayın Musa Can'a verdikleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Lütfen onları kuvvetlice alkışlar mıyız efendim? Hemen şunu da ifade edeyim. Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde bu akşam konserle bitmiyor etkinliklerimiz. Yarın da geleneksel ikinci Karabucak Güreş Şenliklerimiz Erfelek Şehir Stadı'nda saat 10'da başlayacaktır. Tüm konuklarımızı yarınki etkinliklerimize de şimdiden davet etmiş olalım. Değerli konuklar, programımıza yine hepimizin aslında ekranlardan tanıdığı bir sanatçıyla başlamak istiyoruz. Onun dışında yine yöresel sanatçılarımız, Sinop'a mal olmuş sanatçılarımız, il dışından gelen sanatçımız sizlerle birlikte olacak. Ama sanatçılarımız çıkmadan önce şimdi huzurlarınıza değerli bir ismi davet etmek istiyorum. Vizyon Türk TV'de görmüşsünüzdür. Sahneye çıktığı zaman zaten tanıyacaksınız. Yöremiz, Töremiz isimli her pazar saat 11-14 arasında Vizyon Türk TV'de yayınlanan programda program yapımcısı, aynı zamanda şair Zeynel Parmaksız aramızda. Kendisi bu konser programımızı da kayda alıyor. İnşallah kendisi ifade edecektir. Televizyonda bu kaydı da yayınlamış olacak. Biz de izleme imkanına sahip olacağız. Şimdi huzurlarınıza Yöremiz Töremiz programının yapımcısı şair Zeynel Parmaksız'ı davet ediyorum. Alkışlarımız Zeynel Parmaksız için. Teşekkürler sevgili dostum, sağ olun. Evet, Kaymakam Bey'in belediye başkanı, iş adamlarımız, federasyon başkanı, kısacası kendi tabirimle Edirne'den Kars'a dünyadan varsa bugün Erfelek Belediye'mizin düzenlemiş olduğu bu özel ve güzel programa ne kadar gönül verip de gelen varsa herkese hoş geldiniz diyoruz. Vallahi olmaz. Yarım ayak yarım da yapıp bir alkışlayın. Ramazan Usta Başkanım, ben seni de görmüyorum. Ne şükür yarabbi. Efendim, Çorum Osmancık'taydım. Musa Can Başkanım'dan varlığını duydum. Hemen ekip arkadaşlarımla kendimi yola koydum. Erfeli'yi zaten biliyordum. Aramadan çok kolay buldum. Saat 5 gibi buradaydım. Şelale çekimlerimizi, Erfeli'imizin belli noktalarından çekimler, görüntüler aldık. Vizyon Türk Televizyonu Yöremiş Töremiş programı 4 yıl başta sevgili Musa Can Başkanım'ın katkılarıyla Çanlar Kıdal Can Plaza, sevgili Musa Can, yarım ayak yarım ayak çayırlığına sana yapayım kıyak dedi. 4 yıl orada yapıyor. Allah senden ve senin gibi düşünen Şinoplu iş adamlarımızdan razı olsun sevgili başkanım. Ve Muzaffer Başkanım'a da bu özel ve güzel programda bizleri sizlerle buluşturduğu için çok teşekkürler. Biliyorsunuz Türkiye'de 5 yılda yapılır seçim. Seçilen seçildiği yerde düzene veremese biçim, seçimden sonra yanıyor anam yanıyor der için. Demek ki Muzaffer Şimşek Başkan'ın Erfelek'te düzene veriyor ki biçim, yanıyor anam demediği için. Tekrar başkanlığınız hayırlı uğurlu olsun sevgili başkanım. Eğer mahallede çöp alınmasa kokar, pislikse suya akar, haberi olur olmaz ilk önce belediyede çaresine başkan bakar, vallahi yoksa seçmen onu seçimde yakar. Bunun için sevgili başkanım, Allah yolunu açık etsin, bu sefer son dönem diyorsun ama Erfelekliler seni bırakmaz sanırım. Evet, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramı. Bütün şehitlerimize, Çanakkale'de koyun koyuna yatan dedelerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mevcut askerlerimize hayırlı tezkereler, asker yakınlarını Rabbim kavuştursun. Bunu yüce Rabbimden diliyorum ve
kendi şiirim olan bayrak şiiri ve bir de Sinop şiirini sizlerle paylaşmak istiyorum. Bayrağım, atalarımızdan emanetsin sen bize. Seni göklerden indirmeyi kim sallamaz göze. Sana uzanan bir el görsek biz bir olur, o elleri kırarız. Gelin onlar bize. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Rengin şehitlerin kanı kan kırmızı. Atalarımız almış sana göktensin diye yıldızı. Biz ne seni veririz ellere ne de toprağımızı. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Mehmet Akif yazmış adına ilk marşı. Aklına şaşarım tüm çıkarsa sana karşı. Sahiptir sana sahip. Türk milletini toplayan taşı. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Sana uzanan bir el görsek biz bir olur o elleri kırarız. Senin uğruna dağları diler yararız. Sana sadece bu vatan için şehit olanları sararız. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Türk oğlu Türkler sana gururum, gördüğüm her yerde selam dururum. Sana uzanan bir el görürsem çeker ben vururum. İndiremezler seni göklerden indiremezler. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağım. Göklerden bizim bayrağımız inmeyecek. Minarelerden ezan sesimiz dinleyecek. Bizleri bölmeye kimselerin gücü yetmeyecek. Sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağın, rengi şehitlerin kanı olan bayrağın, atalarımızdan bize emanet kalan bayrağın, Türk milletine sembol olan bayrağın, sen göklerde dalga dalga dalgalan bayrağın, dalgalan bayrağın. Teşekkürler. Valla arkadaşlar bu bayrağı söyleyeyim, Sinop şiirini güzel okuyayım, ben de duygulandım. Evet şimdi ben Sinop Saray Düzlüğü'yüm. Yaklaşık 20 yıldır, teşekkürler başkanım. Yaklaşık 20 yıldır organizasyon işleri yaparım. Sivil toplum örgütler benim işim. Bunu Musa Can başkanım çok iyi bilir. Ramazan Usta başkanım da çok iyi bilir. Eskilerden gözüm gördüğü Engin başkanım da bilir. Elimden geldiği kadar uğraşıyorum. Memleketim için, memleketimin insanları için. Sosyallerim çok farklıdır. Kendi programımda 25 engelliye şimdiye kadar iş adamlarımızın katkılarıyla olsun, kendi 7. şiir kitabının katkılarıyla olsun, 25 tane engellimize akülü araba verilmesine vesile oldu. Dün de Durahan'da, Gürpınar Köyü'nde bir engellimizi sevindirdik yine. İnşallah devam edeceğiz. 7. şiir kitabım kaç bin satarsa satsın, tamamını engellilere bağışladım. Bunun için hala da devam etmekteyim. Evet şimdi Sinop şiirimizi paylaşacağız. Tek onurum dururum. Ben Sinop'umdan ayrı nasıl dururum? Her yıl gelir Erdene'yi de bulurum. Çünkü burası benim memleketim, güzel Sinop'um. Var iki beldese kesilir içen. Mola verir yolundan gelip geçen. Hoş tatil geçirir vallahi bizim Sinop'u seçen. Burası bizim memleketimiz güzel Sinop'um. Durağın sarayı düzü boya bat. Bir ömür kopmaz aramızdaki bağ olan hat. Bir başkadır bizim memleketimizde bulunan tat. Burası bizim memleketimiz güzel Sinop'um. Erdere gerze dikmem. Bu ilçeler Sinop'umda varken ben başka illere gitmem. Gurur verir her yerde her zaman tercih etmem. Çünkü burası benim memleketim, güzel Sinop'um. Ayancık'tan sonra gelir Türkeli, üşütmez insanı Esenyeli. Sinop'uma gitmem diyenler olmalı deli. Burası bizim memleketimiz, güzel Sinop'um. Akliman var Karakumu, hele o hamsiroz koyu.
pırıl pırıl denizinde suyu bizim memleketimiz güzel Sinop'u. Sinop'umuzda yatır o savaşçı cesur yürek, Seyit Bilal'ı ziyaret gerek. Ölürüm ben her yerde her zaman memleketim diyerek. Burası benim memleketim, güzel Sinop'u. Kale duvarında sarmaşık, venerinde yanar gece gündüz ışık. Görünüşü eder dünyayı aşık, bizim memleketimiz güzel Sinop'u. Türkiye'nin dağ lalesi, evveliğim var diyorum işte Sinop. Tatlıca şelalesi, bunun için işte diyorum ki eğleşmesin hiçbir yerde Sinoplu'nun sülalesi. Çıktıklar zaman yola, bakmasınlar sağa sola, gelsinler Kastamonu Taşköprü hanımına doğru yola, dönsünler Boyabat'tan sola, açık kapıdır gelen her kula, bizim memleketimiz güzel Sinop'u, güzel Sinop'u. Alkışlayabilirleriniz hep görmesin. Evet, Sinop Erbelek'ten Vizyon Türk Televizyonu Yöremiş Töremiz Program izleyicilerine de saygı, sevgi, selamlar gönderiyoruz. Vizyon Türk Televizyonu Yöremiş Töremiz Programı her pazar kahvaltınızı yaparken ya da keyif çayınızı uygularken saat 10-13 arası 2 saat diye başladık. Yetmedi, 2,5 yaptık, yetmedi. Şimdi her pazar 3 saat yayınlıyoruz. Bana bu imkanı veren, bu imkanı, bu fırsatı veren başta Vizyon Türk Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Ekşi, Selim Ekşi ve Genel Yayın Yönetmeni Hasan Dağlı'ya, tabii ki bu programın nasıl başladığını bir bilseniz, işte karşımda Musa Can Başkan'la bir yerde tesadüf karşılaştık. Zeynep Parmaksız, ikisi rüyama girdi. Bütün Sinop ve destek verdim sanatçılara, program yapacağımı dedi. Ben de zarfım geçer ayın, yok arkamda dayın, olacaksa eğer bana payın, yapacağım ağam dedim. Allah razı olsun, 4 yıldır desteğini kesmedi. Bu yılda devam ediyoruz, 5. yıla doğru. İşte başta Musa Can Başkanım olmak üzere Şahinoğlu Grup, Cemek İnşaat Yapı, Elit Turizm ve Celil Elektrik ana sponsorlarımdır. Allah hepsine razı olsun, hepsine çok teşekkür ederken makamına biri geldiğini, dinler o vatandaşın derdini, Erbelek'te hizmet adamı zaten kendini, adam gibi adam, Muzaffer Şimşek Başkanımı hemen buraya bir davet ediyorum. Başkanım çok teşekkürler. Evet, saygıdeğer Erbelekliler, Vizyon Televizyonu'nun Yöremiz Töremiz programında çok iyi tanıdığınız Zeynel kardeşimiz bu akşam burada renk kattı. Ben kendisine sizler adına ve şahsım adına hoş geldiniz diyor ve başarılarının devamını diliyorum. Şimdi günün anısına size Erfelek Tatlıca takım şelalelerinin bir evet, bir fotoğrafını takdim ediyorum. Bunu bizlerin arasına iyi bir köşeye asarsanız çok mutlu oluruz. Sevgili Başkan, elimde 156 tane plaket ve buna benzer programlardan aldığım böyle çeşitli özel ve güzel hediyeler var. Bu 157.si inşallah üst katta ayın, alt katta olmayın. Üst katta plaketlerimin içinde en ortaya, en güzel bir yerde bunu muhafaza edeceğim. Benim ne param var, ne pulum, saf temizli kulum. Sizlere düştü işte bundan sonra yolum. Kültür mirası olarak torunlarıma bırakabileceğim bu güzel hediyeler var. 8 tane torunum var ellerimden öper. Allah olmayanları da versin. Torunlarım buna sevileceğinden eminim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun, bravo. Salih Asun. Ver başkanım, kalsın arkadaş. Evet, hoşçakalın, hoşçakalın. Her zaman bir arada kalın, sağlıcakla kalın diyorum. Saygılarla ulaşmadım. Bu akşam birbirinden değerli sanatçılarımız, birbirinden değerli saz heyetimiz sizlere güzel bir gece yaşatmak için buradalar. Sizlere bu akşam güzel bir eğlence yaşatacaklarına bizler de inanıyoruz. Saz eğitimimiz hazır, sanatçımız hazır. Şimdi huzurlarınıza gelecek sanatçımız aslında hepimizin yakından tanıdığı
bir sanatçıyla uzun yıllar birlikte çalışmış. Cengiz Kurtoğlu, bilirsiniz değil mi efendim? Cengiz Kurtoğlu ile uzun yıllar birlikte çalışmış. Onun ekibinde kanun çalmış. Aynı zamanda bir müzik öğretmeni, değerli bir ses. Alkışlarımız Yahya Altun için.
sağ dinlemek zor. Yârim hem anladım hem anlatsın. Adına ben buraya yazdım. Yavaş izin istiyorum. Olur mu? Alkışlarımız lütfen az geldi bana. Sanatçımıza çok teşekkür ediyoruz. Saz ekibimize çok teşekkür ediyoruz. Sanatçımızı sahneden indirmiyoruz. Kendisine bir çiçek ve plaket vermek istiyoruz. Çiçek ve plaket vermek üzere Erfelek Kaymakamımız Sayın Feremez Babat'ı sahneye arz ediyorum efendim. Ben tabii bugün 30 Ağustos, hepinizin 30 Ağustos Zafer Bayramınızı tebrik ederek başlıyorum. Bir teşekkür etmek gerekiyor. Belediyemize bu organizasyondan dolayı bir teşekkür etmek gerekiyor. Yine sponsorlarımıza bir teşekkür etmek gerekiyor. Değerli sanatçılarımıza. Değerli sanatçılarımıza bir teşekkür etmek gerekiyor. Ağzınıza sağlık. Gayet güzel bir... Teşekkür ederim Sayın Kaymakam. Siz de benim gibi böyle heyecanlanıyorsunuz konuşmakta herhalde. Ben pek heyecanlanmam. Normalde de. evet, şeyimizde bir plaket, bir de bir çiçek takdimimiz olacak. Teşekkür ederim, sağ olun. Sayın Yahya Altun, geleneksel. Geleneksel Erfelek 2. Kara Kucak Güreşleri ve şenliklerine katkılarınız ve katılımlarınız arasına şükranlarımızı sunarız. Feremez Babat, Erfelek Kaymakamı, Muzaffer Şimşek, Erfelek Belediye Başkanı.
Çok teşekkür ederim Sayın Kaymakamım. Efendim özür diliyorum Sayın Kaymakamımızı. Hemen sahneye gelmişken burada tutuyoruz. Bu organizasyona katkılarından dolayı iş adamlarımızdan söz etmiştik. Kendisi aramızda. Sayın iş adamı Musa Can'ı alkışlarınızla sahneye alabilir miyiz efendim? Kendisine katkılarından dolayı bir plaket vermek istiyoruz. Sayın Kaymakamımız kendilerine plaket verecektir. Musa Bey'e anlatmaya gerek yok. Şu anda bulunduğumuz meydandan da anlaşılacağı üzere hakikaten Erfeleğimize her türlü maddi manevi destekleri olan bir iş adamımız. Erfeleğimizi, memleketimizi, Sinop'umuzu unutmayan bir iş adamımız. Her zaman biz desteklerini gördük. Ben 2 senedir burada görev yapıyorum. Gerçekten nereye elimizi atsak, nerede bir şeyler olsa bizim arkamızda sürekli. Ben kendilerine, sizlerin adına, bütün Erfelikliler adına teşekkür ediyorum. Çalışmalarında başarılar diliyorum, hayırlı kazançlar diliyorum. Şöyle küçük bir bugünün anısına geleneksel Erfelek 2. Karakucak güreşleri ve şenliklere katkılarınız ve katılımlarınız anısına şükranlarımızı sunarız. Kaymakamımız ve belediye başkanımız Sayın Musa Can Beyefendi'ye böyle bir plaketimiz. Musa Can'a ve kaymakamımıza teşekkür ediyoruz. Alkışlarımız onlar için efendim. Değerli konuklar, görünüyor mu acaba? Programımızın başında şair, sanatçı aynı zamanda ve elimde tuttuğum şiir kitabının da şairi, şair Zeynel Parmaksız'ın bir kitabı var. Bu kitap şu anda standın yan tarafında satışa sunuldu. Kendisi de ifade etmişti, bu kitabın tüm geliri engellilere akülü araba alımında kullanılacak. Katkılarınızı bekliyoruz. Aynı zamanda şairimiz bu kitabı sizler için de imzalayacaktır efendim. Standımızın yan tarafında sizleri, bu kitaba katkılarınızı, engellilere katkılarınızı bekliyoruz. Ve hız kesmeden devam etmek istiyoruz. Kendisini şöyle ifade etti. Beni dedi Erfelek'te Almanyalı diyebilirler, Almanyalı Veli Türkoğlu diyebilirler dedi. İkinci sanatçımızı çağırmadan önce Erfelek şelaleleri için yazdığı bir şiir var. O şiiri sizlere sunmak istiyor. Alkışlarımız Almanyalı Veli Türkoğlu için efendim. Sayın Kaymakamımız, Sayın Belediye Başkanımız, Sayın Garnizon Komutanımız, Sayın Emniyet Komiserimiz ve Daire Amirlerimiz, sevgili gençlerimiz. Yeni hükümetimizin başkanını da bırakmayalım. Hayırlı uğurlu olsun. Hepiniz candan kucaklıyorum. Güzel Sinop'umuzu Türkiye'ye ve dünyaya tanıtan Erfelek şelalemiz. Erfelek şelalemiz şen gönüller yatağı, tüm etrafı aşıklar konağı. Sanki bütün yamaçları cennetin bağı, şırıltısı ne hoş, gürültüsü ne hoş. Eder şelalemiz herkesi sarhoş. Keklikler ötüşüyor kuytularda, ötüyor bülbüller dallarda. Tatlıca'da, Kirazlı'da, Sakarada. Güneşini hoş, gölgesini hoş. Eder şelalemiz herkesi sarhoş. Şelaleye yaz konattan giderler, tüm yamaçlarda koyunumuzu güderler. Erfelek barajından geçerler, kapan düzünden göç ederler.
eder şelalemiz herkesi sarhoş. O zamanlarda şelale çayından geçtim, az ileride ağaç köprüden geçtim. Devam ettim, ileride bir köyde bir ağanın evinden es kahve içtim. Şelale aklıma geldi, gerisin geri döndüm, şelaleye geldim. Çimenleri ne hoş, ağaçları ne hoş, yaprakları ne hoş. Değirmen patike yolları ne hoş, gürültüsü ne hoş. Eder şelalemiz herkesi sarhoş. Erfelek şelalesi adına cümlenizi candan kucaklarım, benim sevgili yurttaşlarım. Evet, Veli abimize çok teşekkür ediyoruz. Kuvvetlice kendisini alkışlıyoruz efendim. Değerli konuklar, hazır ısınmışken Yahya Bey çok uğraştı. Seyircimiz ısınsın sahneye diye. Hazır ısınmışken hız kesmeden konserimize devam etmek istiyoruz. Şimdi huzurlarımıza Sinoplu bir sanatçı gelecek. Türk halk müziği dalında Türkiye birinciliği olan, aynı zamanda Koza TV, Ekin TV ve TV 2000'de programlar yapan, festivallerin değişmez ismi. Alkışlarımız kuvvetlice Yağmur Yalçın için. Thank you.
olmadı ya. Olmadı, bu coşku yetmedi bana. Hareketle devam mı? O zaman alkışları bir kuvvetli duymak istiyorum. Öncelikle üstadlarıma gelsin bu alkışlar. Efendim, oynamak isteyen de buraya alıyorum, yanıma alabilirim. Bakın, televizyonlar çekim yapıyor. Haberiniz olur. İstanbul'daki akrabalarımız sizi izlesinler. Haydi bakalım. Tekrar alıyorum. Hayata tesbih yapmışım ve her filan sizde. Haydi bakalım. Katkılarıyla yöremiz töremiz devam edecek.